Diğer mobil ekran tasarımları nasıl yapılır? Mobil ekranda bulunan cari stok, teklif gibi ekranları kullanımımıza göre kişiselleştirebiliriz. Bunun için masaüstü istemciden gerekli tanımlamaları oluşturmamız gerekmektedir. İlk olarak diğer ana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde mobil yazarak mobil ekran tasarımları ekranını görüntüleriz. Yeni bir tasarım oluşturmak için aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile tanımlama gerçekleştirebiliriz. Ekleyeceğimiz ekran tasarımları cari başlığı altında cari kart, cari hesap fişi, potansiyel başlığı altında potansiyel kartı, fırsat, görev takip başlığı altında görev kartı, görüşme notları ve diğer başlıklar gibi içeriğe sahip olacaktır. Örnek olarak cari başlığı altında cari kart için bir tanımlama oluşturalım. Tanımlama ekranımızda firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuzda tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise tanımlama gerçekleştireceğimiz firmadan giriş yaparak işlemlerimizi tamamlayabiliriz. Ekran bilgisi seçmiş olduğumuz tanımlamaya göre pasif olarak gelmektedir. Rapor başlığı alanında kodu bilgisi liste ekranından sıralı olarak gelmektedir. Mobil ekran tasarımına ait bir açıklama bilgisi ekleriz. Yetki kodu alanından yetki kodu tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Kullanıcılar alanından sistemde tanımlı bulunan kullanıcılar için mobil ekran tasarımının geçerli olmasını sağlayabiliriz. Boş bırakılması durumunda sistemdeki tüm mobil kullanıcılar oluşturmuş olduğumuz mobil ekran tasarımını kullanacaktır. Durum bilgisi yeni oluşturulan kayıtlarda aktif olarak gelmektedir. Dilersek oluşturduğumuz kaydın kullanılmaması durumunda liste ekranında gözükmemesi için durum bilgisini pasif olarak değiştirebiliriz. Aşağıdaki panelden ön tanımlı yükle seçeneği ile sistemde bulunan cari kart için ön tanımlı tasarımın gelmesini sağlayabiliriz. Gelen ön tanımlı tasarımı mobil ekranda incelemek için mobil uygulama üzerinde cari kart ekranını görüntüleriz. Mobil ekran üzerinde cari kart ekleme, detay ekranında cari kayıt türü, cari şube, cari kodu, ünvan bilgisi gibi sıralama ile ilerlediğini görüntüleyebiliriz. Masaüstü istemciye geri döndüğümüzde genel sekmesi altında cari kayıt türü, cari tipi, şube, cari kodu şeklinde ilerlediğini görüntüleyebiliriz. Mevcut ekran üzerinde değişiklik yapmak istersek ilgili satıra gelerek aşağıdaki panelden değiştir seçeneği ile tasarımda değişiklik sağlayabiliriz. Zorunlu olarak seçmemiz durumunda seçmiş olduğumuz ekran üzerinde ilgili bilginin eklenmesi zorunlu hale gelecektir. Salt okunur alanında yapacağımız düzenleme alanın pasif olarak veya aktif olarak gelmesi gerektiğini belirtmektedir. Cari tipi alanına pasif olarak gelmesini isteyecek olursak evet olarak belirlememiz gerekmektedir. Gösterim alanında evet seçilmesi durumunda mobil ekran üzerinde ilgili alan gelecektir. Yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydederiz. Salt okunur olan alanları ve gösterilen alanları liste ekranından takip edebiliriz. Eğer liste ekranında yerini değiştirmek istediğimiz bir bilgi bulunuyor ise aşağıdaki panelden ok seçenekleri ile hareket ettirebiliriz. Örnek olarak not alanının ilk sıralarda yer almasını istiyorsak oklar ile yukarıya taşıma işlemi sağlayabiliriz. Veya mevcut düzenlemede herhangi bir bilginin mobil ekranda gelmesini istemiyorsak ilgili alana gelerek aşağıdaki panelden tasarımı sil dememiz durumunda ilgili alanın mobil ekran üzerinden kaldırılmasını sağlayabiliriz. Eğer detay ekranının farklı bir sekmesine değişiklik yapmak istersek sayfalar alanından düzenleme yapmamız gerekecektir. Mobil ekranına geri döndüğümüzde detay ekranında genel, adresler ve yetkililer sekmeleri olduğunu görüntüleyebiliriz. Örnek olarak yeni bir sekme ekleyecek olursak masaüstü istemciye geri döndüğümüzde sayfalar alanından ekle seçeneği ile yeni bir sekme ekleyebiliriz. Sayfa türü olarak normal, liste, dinamik alan türlerinde ekleme işlemi sağlayabiliriz. Sayfada olarak ekleyecek olduğumuz sayfa bilgisi açıklamasını yazarız. Model alanı seçmiş olduğumuz ekran tasarımına göre ön tanımlı olarak gelmektedir. Aşağıdaki panelden kaydet seçeneği ile sayfa bilgisini kaydederiz.
Tanımlamış olduğumuz sayfa bilgisi sayfalar altında listelenecektir. Mevcutta boş olarak gelen tasarım alanı alanlar alanından sürükle bırak ile düzenlenebilmektedir. Eklemek istediğimiz bilgileri sürükle bırak ile tasarıma getirebiliriz. Tüm düzenlemelerden sonra aşağıdaki panelden işlemlerimizi kaydederiz. Oluşturmuş olduğumuz tanımlama liste ekranında gelecektir. Mobil ekrana geri döndüğümüzde değişiklikleri görebilmemiz için sayfadan çıkarak tekrardan giriş sağlarız. Düzenlemiş olduğumuz gibi cari kart detay ekranında genel sekmesi altında cari kayıt türünden sonra cari bilgisi pasif olarak gelmektedir. Yine düzenlemiş olduğumuz gibi not bilgisi sıralamasını belirlemiş olduğumuz gibi 3. sırada gelmektedir. Döviz sekmesi de detay ekranında gelmektedir. Böylece mobil kullanıcıların işlemlerde ekran tasarımlarını kolaylıkla takip edebilecekleri şablonlar tanımlayabiliriz.